Süneklik konusunda bilgi vereceğim. Süneklik nedir? Nasıl sağlanır? Yönetmeliğimizdeki süneklik kavramı nedir? Sünekliği şöyle tanımlayabiliriz. Kapasite kaybı olmadan sistemin ya da elemanın taşıma gücünü aynen devam ettirmesi. Dolayısıyla deplasman olacak, şekil değiştirme olacak ama eleman taşımaya devam edecek. Bunu biraz daha basite indirgeyelim. Bir sistem oluşturdunuz. İki tane kontrol var. Kolonlarınız ayakta kalırsa sisteminiz sünektir. Eğer kolonlarınız ayakta kalmazsa sisteminiz sünek değildir. Tamamen hesaplarınız buna göre. Siz öyle bir sistem oluşturuyorsunuz ki tasarım depreminde ve belki de ondan biraz daha yüksek bir depremde kolonlarınız ayakta kalıyor. Kirişlerinizde, döşemelerinizde hasar oluşuyor. Hem de büyük hasarlar. Demek ki sisteminiz sünektir. Ama kolonlarınızda hasar var. Kolonlarınız göçüyor, çöküyor, eğiliyor, büyüyor. Demek ki sistemin sünek değil. O zaman sünek bir sistem oluşturuyorsanız, perdeli, kolonlu, adınıza ne gelirse, aklınıza ne gelirse, ayakta kalıyorsa bu düşey elemanların sisteminin sünek demektir. Sünekliğin kuralı budur. Düşey elemanlar ayakta kalacak, diğerleri ayakta kalmayabilir. O zaman yapacağınız kontroller de tamamen buna bağlı olmalı. Bir, güçlü kolon kontrolü, yani kolonların daha kirişlerden güçlü olması. İki, kolon kiriş kesme güvenliği. Dikkat ediyorsunuz, ikisinde de kolon geçiyor. İkisi de kolonların ayakta kalmasına yönelik. Güçlü kolon kontrolünü, bir projede güçlü kolon kontrolünü yapıyorsanız ve kolon kiriş kesme güvenliğini yapıyorsanız, her birleşim için sağlıyorsanız sistemin sünektir. En az bir tanesini de sağlayamıyorsanız kolon kiriş kesme güvenliğini, sistemin sünek değildir. Hemen bunu bir örnekle açıklayalım. Bir kolon çiziyorum hemen şuraya. Dört tane Fi 16. Kiriş bağlanıyor. Buradan da kiriş bağlanıyor. Ve bu kolon yukarıya doğru devam ediyor. Hemen onun kestiğini çiziyorum. O birleşim bölgesini. O birleşim bölgesini kesti böyle. Bu kolon. Kolon. Bunlar da kiriş. 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 Çizdik. Keste baktık. Hesaplarımız hep birleşim bölgelerine göre. Birleşim bölgelerinde kolonların kapasitesi kirişlerinden büyük olmalı ki kolonlarım ayakta kalsın ve sünekliği sağlayabileyim. Şuradaki kolonumun bir moment kapasitesi var. Şuradakinin bir moment kapasitesi var. Buradaki kirişimin bir moment kapasitesi var. Buradaki kirişimin bir moment kapasitesi var. Dolayısıyla şu toplam kolonlarımdaki moment kapasitesi kirişlerimdeki moment kapasitesinden büyük olmalı ki deprem anında ayakta kalabilsin. Hemen şurayı sileyim. Biraz daha ayrıntılı çizeceğim, onu hesap yapacağım. Birleşim bölgesi bu dedik. Güçlü kolon kontrolünü anlatıyorum. Birleşim bölgesi bu dedik. Kolonumun moment kapasitesi, kolonumun moment kapasitesi, kirişimin moment kapasitesi, kirişimin moment kapasitesi. Deprem anında, yatay yük anında eğer kirişlerimin moment kapasitesi kolonlarından küçükse şuralarda hasar oluşacak ilk başta. Birinci hasar. Ondan sonra şurada da ikinci hasar oluşacak. Daha kolonlarımda hasar yok. Üçüncü olarak, dördüncü olarak. Dikkat ediyorsunuz, birinci bu kirişte oluşuyor, ikinci bu kirişte oluşuyor. Dolayısıyla buralar çatlıyor, eğiliyor, büyülüyor. Ama kolonlarım, dikkat ediyorsunuz, ayakta. Demek ki ben güçlü kolon kontrolünü sağlamışım. Hemen bunun bir hesabını yapalım. Buradaki kirişlerimde 2 fi 16 donatı olsun. Buradaki kirişimde de 2 fi 16 olsun. 2 fi 16. Kolonunda da 4 fi 16 donatı var. Hemen şu kolonumun moment kapasitesini bir hesapladım. O kolonum şu kolonum. Alttan gelen de bu kolonum. Kolonumun moment kapasitesini hesaplıyorum hemen. 4 tane fi 16 var. Fi 16'nın santimetre kare olarak 2 santimetre kare. 8 tane, 4 tane olduğuna göre toplamda 8 santimetre kare donatım var. Çarpı 4200 kilogram bölü santimetre kare, tam sınırı alıyorum. Çarpı
kolonum ne kadar olsun? 50 santim boyunda olsun. Çarpı 46 santim. Pas payını çıkardım. Bunun moment kapasitesi bu. Üsttekinin ve alttakinin. Ne eder bu? 8 çarpı 4200 çarpı 46. 1.545.600. 1.545.600 kilogram santim. Bu kolonumun moment kapasitesi. Bir altta da o kadarlık bir kapasitem var. Çarpı 2 dedim. Çarpı 2 eşittir. 3.091.200. 3.091.200 kilogram santim. Şuradaki ve şuradaki kolonumun toplam moment kapasitesini buldum. Şimdi bakalım kirişlerimin moment kapasitesini. Dikkat ediyorsanız bunun dış etkilerle falan alakası yok. Tamamen moment kapasitesiyle ilgili. Burada 2 Fi 16 vardı. Burada da 2 Fi 16 vardı. Çekme donatısı. 2 Fi 16 neydi? 2 santimetre kare. Yani toplam kirişlerim için hesaplıyorum. Kiriş. Toplam 4 santimetre kare. 4200. 4200 kilogram bölü santimetre kare çeliğin akma dayanımı çarpı kirişlerinde ne olsun? 30'a 50'lik olsun. Çarpı 46 santim. Pas payını çıktıktan sonra. Hemen ona bakalım. 4 çarpı 4200 çarpı 46 santim. Ne etti? 772.800. 772.800. Sağdaki kirişim, soldaki kirişimde de aynısı var. Çarpı 2, onun da moment kapasitesi aynı olduğu için. Çarpı 2. Hesapladım. 1.545.000. 1.545.000. Kilogram santim. Kolonlarımın moment kapasitesine baktım. 3.091.200. Kirişlerinkine baktım. 1.541.000. Kilogram bölü santim. Hemen güçlü kolon kontrolü sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Hemen ona bakalım. Şu üstteki kısmı çiziyorum. Sileyim. Şu kısmı. Artık işimize yaramayacak burası. Evet, hemen sildik. Bakalım. Kolonum neydi? 3.091.200 kilogram santim moment kapasitesi. Kirişlerinkine baktım. 1.545.000. Dikkat ediyorsanız kolonlarımın moment kapasitesi kirişlerimin moment kapasitesinden büyük. Ama yönetmelik bir de şöyle bir ibare var. Bunu da diyor her ihtimale karşı 1.2 ile de çarpın diyor. Çarpalım onu 1.2 ile çarpı 1.2 1.854.720 yani bu 1.854.720. Şu katsayı 1.1 de olabilir. Çok emin değilim. Ona bir bakın. 1.854.720 3.091.200 kilogram santim büyüktür. 1.854.720. Dolayısıyla şu birleşimde kolonlarımın moment kapasitesi daha büyük olduğu için ilk başta kirişlerimdeki akmalar oluşacak. Çünkü 1.854.720'ye ulaştıktan sonra kirişlerim akacak, mafsallaşacak ama kolonlarım hala ayakta. Demek ki burada güçlü kolon kontrolü sağlanıyor. Güçlü kolon kontrolü sağlanıyor. Dolayısıyla bu birleşim kolon kiriş kesme güvenliğini de sağlarsa sünek diyebiliriz. Süneklik ne zaman başlar? Onu da bir hemen anlatıp konuyu bitireceğim. Basitçe bir örnek verdim burada kafanız karışmasın diye. Sünek sistem. Şurası 4200. Epsilon, sigma. Akmadan sonra başlar. Süneklik şurada başlar. Süneklik. Yani deprem 2 geldi. Tekrar sıfıra indi. Burada bir süneklikten bahsedemezsiniz. Ancak akma olursa donatılarda ancak ondan sonra süneklikten bahsedebilirsiniz. Dolayısıyla hasar olmadan süneklikten bahsedemezsiniz. Ancak hasar olursa süneklik ortaya çıkar. Hem de kalıcı hasar. Şu bölge kalıcı hasarın olmadığı bölgedir. Şu bölge kalıcı hasarın olduğu yani şekil değiştirmelerin geriye dönmediği bölgedir. Akma varsa sünektir. Akma yoksa sünek değildir. İyi çalışmalar.